Sizin adınıza, kendi adıma, Resulullah ve hanedanına selamlayırken bir dileği de iletiyorum her akşam. Leyte kunna ma'akum fenefuze fevzen azima. Keşke biz ya Hüseyin o haklı, onurlu, şahane duruşunda, direnişinde, zalim karşısındaki dik duruşunda ve mağdur oluşunda, şehit edişinde o yalnızlığını giderebilseydik, yanında olsaydık, uğruna canımızı koyabilseydik, bu dileğimizi, arzumuzu kendisine arz ediyorum. Sevgiden girdi her iki güzel dostum, kardeşim. Sevginin tonajı falan yok tabii ki. Hazreti Ali de ben de iki taife helak olacak demiştir. Müfrit seven, müfrit buğz eden. Yani ifrat derecede sevenle ifrat derecede düşman olan, ikisi de helak olacak. İkisini de bu ifrat haktan uzaklaştıracağı için. Necül belada var bu. Ölçü nedir? Bizim yine hanedan-ı celileden, Ehl-i Beyt-i Ethar aleyhisselam'dan öğrendiğimiz şu. Batılı sevsen, kim kimi sevse onunla olacak, bir defa bunu bilelim. Kimi seversen, neyi seversen, kıyamet gününde onunla olacaksın. Cennetlikse cennete, cehennemlikse cehenneme gideceksin. Onunla gideceksin. Yezid'i cennetlik biliyorsan, eyvallah ne diyeyim. Yezid'i seviyorsan gideceği yere gideceksin. Buna da razı olacaksın. Muaviye'yi seviyorsan gideceği yere de razı olacaksın. Ben çok gönül rahatlığıyla bir Kur'an talebesi olarak diyorum ki ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i seviyorum. Ali'yi seviyorum. Hasan'ı, Hüseyin'i seviyorum. Fatıma'yı seviyorum. Öyle böyle değil. Biiznillah. İnşallah. Niyetim bu. Hayatım bu. Uğurlarına can koyacak. Ömür harcayacak kadar sevmeye onları layık görüyorum. Allah beni de onların markasını taşımaya layık etsin. Benim asıl şikayetim oradan. Onlara layık olamama, adlarını taşıyıp, markalarını taşıyıp, o markaya layık olamamak, benim layık olamamak. Ne kadar seviyorum? Babamdan çok seviyorum. Evladımdan çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Niye? Yükselt bakayım. Bütün mahlukattan çok seviyorum. Yaratanla ama kıyaslanmaz. Çünkü yaratan onları sevdiği için seviyorum. Yaratan onları sevin dediği için seviyorum. Estaizu billah. Allah etmesin. Allah düşmanı olsaydı onlar, bu sevgi kadar bu sefer nefret duyacaktım. Aynen Ebu Süfyan'a,
Muaviye'ye, Yezid'e, Ebu Cehil'e ve avanelerine nefret duyduğum gibi. Kebiren kebiren. Yani sevgimiz, nefretimiz Allah'ın düşmanı olup olmama noktasında. Tevella teberra bu demek. Tevelli teberridir kelimenin aslı. Allah'ın sevdiğini, Allah da onu sevdiğini bildiğimiz kişileri severiz. Allah'ın buğz ettiği insanları, Allah'a düşman olanları da sevmeyiz. Bu kadar basit. Ölçü bu. Hiçbir mahluku ilahlaştırmayız. Halık yerine koymayız. Koyamayız. Çünkü bu sevdiklerimiz bizi bundan men etmiştir. Bizi ilahlaştırmaya sakın. Kalkmayın. İşte o ifrat olur ve helak olursunuz. Bu kadar basit. Ölçüsü bu. İlahlaştırmayacaksın. Ben siz konuşurken bu sevgiden, hani içeride sohbet ederken de bazı zevatın Yezide Hazret, Muaviye Hazret dediklerini duyup üzüldüğünüzü de demiştiniz. Türkiye sünnesini temsil ediyor sizin bu görüşünüz. Yani Türkiye sünnesinin ortalaması Ehl-i Beyt'ten yana, Muhammed Hanedanı'ndan yana, Muhammed ve Hanedanı'nın düşmanına da düşman olmaktan yanadır. Ve çok şükür böyle bir ülkede, böyle bir milletin parçası olmaktan da onur duyuyorum. Şükür milletim böyledir. Bütün fitnecilerin fitnesine rağmen. Ama yer yer şunu düşündüm. Acaba bizim dostluğumuz o dostlara, o güzellere zarar mı veriyor? Müslümanların onları yanlış anlamasına biz vesile olmak gibi bir şanslılık, bedbahtlık içinde miyiz? Acaba bizim bir katkımız oluyor mu bunda? Adamın biri, nadanın biri, adam diyemem ona, ve yabancı ülke vatandaşıdır. Sosyal medyayı iyi kullanıyor. Geçmişte de bu ülkeye Alevi Sünni fitnesini sokan ülkeden Şiiler işte Hazreti Yezid'e karşı olduğu için ben destekliyorum. Şiiler en başta وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا hocamın işaret ettiği اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Allah'ı her şeyden çok seviyoruz. Başka bir ölçü vereyim. Herkesin her şeyi, her neyi sevdiğinden kat kat fazla biz Allah'ı seviyoruz. Yani bizim Allah'a olan sevgimiz hiç kimsenin hiçbir şeye olan sevgisiyle ölçülemez. Öyle seviyoruz. Kimsenin sevgisi bizim Allah sevgimizle yarışamaz. Öyleyse Şiiler Allah'ı seviyor diye sen Allah'a düşman olacaksın. Mahlukat içerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i herkesten,
her şeyden içtenlikle çelişkisiz seviyoruz. Canını canımızdan, evladını evladımızdan çok seviyoruz. Sen onun içinde demek ki Muhammed Ali Muhammed'e düşman olacaksın. İn kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhbibkumullah. Allah'ı seviyorsanız bana, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyun ki sevginiz, aşkınız karşılıksız kalmasın. O da sizi sevsin. Efendim, Ehl-i Beyt'i nereye koyuyoruz Resulullah'a nispetle? Resulullah'ın sevdiği kadar sevmeye çalışıyoruz. Peygamber onları sevdiği kadar seversek ifrat etmiş olur muyuz? O zaman Peygamberimiz ifrat etmiş demektir. Peygamberimiz onları ne kadar severdi? Onların Peygamberimize bakış açısı nasıldı? Onlar babaları Ebu Talip de dahil Resulullah'a her şeylerini feda ederdi. Feda etmekten kaçınmazdı. Tarih buna şahit, dost buna şahit, düşman buna şahit. Herkes bırakıp kaçtığında Ali tek başına pervane olurdu Muhammed Mustafa'nın etrafına. Bir orduya karşı tek başına koruyordu. Kaçmıyordu. Ne Uhud'de kaçtı, ne Huneyn'de kaçtı, ne Bedir'de geri durdu, ne Handek'te Amr ibn-i Abdüveddin meydanından kaçtı, ne Zat-ı Selasil'de kaçtı, ne Heyber'de kaçtı, ne de Leylet-ül Mebit'te o ölüm yatağına yatarken tereddüt gösterdi. Seviniyordu. Şükür secdesi. İslam'daki ilk şükür secdesi Ali'nin Muhammed Mustafa'nın ölüm yatağına yatıp onun hicreti gerçekleştirmesine Medine'ye doğru hareketinde düşmanı orada meşgul edip Resulullah'ın hicretinin gerçekleşmesine yarayan o yatma. Peygamberin cübbesinin altında yattı, düşmanın, bütün Kureyş kabilelerinin, bahadırlarının, mızraklarının hedefi olan o yatağa. Orada bir şükür secdesi etmişti. Cana minnet ki Muhammed Mustafa'yı kurtarmaya yarıyor diye. Ali ve evladı Ali bu. Ebu Talip ailesi bu. Zürriyesi bu. Selam olsun Ebu Talib'e ve soyuna. Peygamberimiz onları nasıl severdi? Lahmuhu lahmi, demuhu demi, azmuhu azmi diyerek. Sünni kaynaklarındadır. İsteyen herkesle paylaşırız. Ali Murtaza için de bunu demiş. Ebu Abdullah Hüseyin için de bunu demiş. Yani Ali'ye vurduğunuzda ona değen yara Muhammed Mustafa'ya değiyor. Hüseyin'e değen kılıç Muhammed Mustafa'ya değiyor. Onu doğrayan kılıç Mustafa'yı doğuruyor. Ona saplanan oklar Muhammed Mustafa'ya saplanıyor. Men harebehum fakat harebeni. Onlarla savaşan Resul buyurmuş, benimle savaşıyor. Ya Fatıma, inna Allaha la yarza li rızaki ve yasqatu li sakatiki. Allah
Allah'ın rızası ve gazabı senin rızan ve gazabına endekslidir. Sen kime gazap edersen Allah ona gazap eder. Sen kimden razı olursan Allah ondan razı olur. Kendisi için de buyurmuş Fatıma bad'atun minni. Bu Fatıma kızım var ya, bu benim adeta kadın versiyonum, diğer yarımdır. Buhari'de var bu hadis. Diğer bütün el sünnet kaynaklarında da. Onu razı eden beni razı eder, onu üzen beni üzer. Biz Muhammed'in gözünden, Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem olsun, biz onun gözünden bakıyoruz, onun durduğu yerden bakıyoruz, onun sevdiğini seviyoruz, onun nefret ettiğinden nefret ediyoruz. O Beni Ümeyye'ye nefret ederdi. Bu rivayet bizzat ikinci halife Ömer'den nakledilmiştir. Peygamberin nefret ettiğinden nefret ederiz. Sevdiğini de severiz. Ölçümüz bu. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için bu Resul'da, Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler vardır. Sevgide de örnek o, rol model o. O ne kadar seviyorsa biz de o kadar sevmeye gayret ediyoruz. Benim bugünkü asıl konum, siz beni çaldınız. Asıl konum Ra'd suresinin 13. surenin 13. surenin 43. son ayetiydi. O nedir? Kul kefa billahi şehiden beyni ve beynekum ve men indehu ilmul kitab. Kim diyor sen Resulsün? Mekke'de bu soru soruluyor. Müşrikler, Ebu Cehiller, Ebu Süfyanlar sorguluyor. Kim diyor sen Resulsün? Allah'ın elçisisin. Ne desin? Bu şehrin kodamanları reddediyor, inkar ediyor. Kul, ben kimi şahit getirmemi bekliyorsunuz ki? Kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. Allah şahit olarak yeter. Bir de sizin gibi cahillerin şehadeti kaç para eder ki? وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Bir de o kişinin şehadeti geçerlidir ki Allah'ın kitabını, hem bu Kur'an'ı tam biliyor. En iyi bilendir. عِلْمُ الْكِتَابِ yanında. Hem Allah'ın tekvin kitabını, şu kainatı en iyi okunan, okuyandır. İbni Abbas'ın deyimiyle bütün dünyadaki bilginler, filozoflar, proflar toplansın üst üste. Hepsinin ilmi Ali'nin %10'u kadardır. Onda biri kadardır. O onda birde de Ali hepsinden daha iyi bilir. Tekvin kitabını da en iyi bilendir. Şimdi buradan bir ayeti hatırlayalım. Büyük üç dakika bana tolerans gösterin. Süleyman aleyhisselam niyeyse çok acelesi vardı.
Züleyha gelecek ya. Yok. Neydi onunki? Belkıs mıydı? Türkçe Belkıs diyorlar. Bilgeis diyen de var. Yemen'in kraliçesi. O gelmeden tahtını, yani Hint Okyanusu'nun dibinden Akdeniz'in dibine, Filistin'e. Kim getirecek? Cin tayfesinden bir yaşlıcası, bilgesi. Dedi ben sen yerinden kalkmadan onu getiririm. Bu bile çok geldi nedense. Beni Adem'den birisi Asif bin Berhiya veziriydi derler. Bu rivayettir. Dedi ki Kur'an'ın ayetidir kalanı, yani konunun aslı. Dedi sen göz kırpmadan bu saniyeden de az bir süre ben onu getiririm. Ve getirdi. O günkü hangi ilimdi? Gâle men indehu ilmun minel kitab. Kitaptan bir ilim vardı onun yanında. Kitaptan bir ilmi biliyordu. Gücü buydu. Bu tekvin kitabı. Ali, bu dediğim ayet, tilavet ettiğim ayet, men indehu ilmul kitaptır. Şeyh Süleyman Gunduzi Hanefi, kitabının orijinali burada Süleymaniye'dedir. Zaten İstanbul'da yazmış bu kitabı Sultan Abdülaziz'in desturuyla mı diyeyim, ricasıyla mı diyeyim. Ve burada da metfundur, Allah kendisine rahmet etsin. Kendisi Kunduzludur. Horasan diyarı diyelim. Bir de Hakim Haskani, o da Hanefidir, bu da Hanefidir. Bu ayrıca Nakşi Şeyhidir. Şevahid-i Tenzil kitabında. Bir de Sa'lebi, yine Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Kendi tefsirinde El-Keşf ve'l-Beyan. İbn-i Abbas'tan da, Ebu Said-i Hudri'den de, Muhammed Hanefiye'den de, birçok diğer Kur'an ehlinden de nakletmişler. Kur'an bilimi sahibinden. Men indehu ilmul kitab. Diğer bir sürü hadis de bunu destekliyor. Ali'dir, Ali. Bakın, kitabın bütün ilmi onun yanındadır. Bu nasıl bir bilgidir ki bu kitaptan bir bilime sahip olan saniye çekmeden Hint Okyanusu'nun dibindeki Yemen'den Filistin'e, Akdeniz'in sahilindeki Filistin'e salise çekmeden tahtı getiriyor. Taht bunun gibi bir sandalye değildi. Tonluk bir şeydi, etrafında makyaj, kraliçedir ya, makyaj odası, istirahat odası falan, böyle bir komple tahttır. Salise çekmeden oradan oraya getiriyor. Düşün, Ali'nin gücü neye yetermiş? Hüseyin'in gücü neye yetermiş? İmamlarımızın hepsi aynı güce sahiptir. Cinli melek geldiler, yardım edelim, düşmanlarını saniyede alt üst edelim. İmam Hüseyin buyurdu, eğer iş fevkalade güce, çağın gücünün dışında bir gücü kullanmaya gelseydi, benim gücüm sizinkinden az değil. Ben o gücü kullanmak istemiyorum. İşte o Hüseyin, selamullah ala Hüseyin. Gelip öyle bir yalnızlığa maruz bırakıldı ki bu peygamberin ümmeti iddiasında olanların arasında ne davası vardı? Senin hiçbir davası yok. Sadece zalimin diretmesine, beni onayla demesine razı olmuyor. O zaman İslam yok olur diyor. Eğer benim gibi birisi o
kişiliğiyle, hüviyetiyle beraber Muhammed'in oğlu, Kur'an'ın oğlu, Mekke'nin oğlu, Mervan'ın oğlu, Safa'nın oğlu, Kur'an'ın oğlu, Ali'nin oğlu, Fatıma'nın oğlu, Hasan'ın varisi İmam Hüseyin. Ebu Süfyan'ın soyu, Hinde'nin soyu, Muaviye'nin oğlu, cahiliye türelerinin temsilcisi, Kabe'yi yıkan, Medine'yi yıkan, katliam eden, peygamberin ashabını peygamberin mezarının üstünde doğrayan, süvari birliğini peygamberin mescidine, mezarına dolduran bu Yezid'e Hüseyin biat edip evet haklıdır deyip elini sıkmalı mıydı? Bu biatı ben edersem İslam ölmüş demektir. Fe'alel İslam esselam. Ümmeti Muhammed bugünkü gibi mi desem, gaflet içindeydi. Hüseyin'in ölümüyle dirildi ve Yezid'i bertaraf ettiler. Hüseyin'in şehadetinden sonra 4 sene sürmedi Yezid'in hükümeti. Mağlup olmadı Hüseyin. Ezan-ı Muhammedi devam ediyorsa galip olan Hüseyin'dir. Evet, bugün bir tek ona işaret edeyim dedim. Orada temsili çizilmiş bir tümseğin üzerinde bir kadın. Zeynep kardeşinin o yalnızlığını bir tüm... Şimdi Kerbela'da da bir ziyaret noktasıdır orası. Çıkıp bir tümsekten o meşru müdafaa savaşını izliyordu. Niye? Misyonu buydu. Yezid'in o savaşı çarpıtıp insanlara yanlış aktarmasın, doğrusunu nesillere aktarsın diye Yezid kendi kardeşinin o yalnızlığını her taraftan ok ve mızrakların hedefi olduğu halde diz çökmediğini, Yezid'e biat etmediğini dünyaya o beyan etsin diye. Ne kadar ağır bir görev biliyor musunuz? Kardeşinin delik deşik edilmesi oklarla, mızraklarla. Onu seyretmek, şahitlik etmek, nesillere aktarmak gibi bir vazife. Ve hiçbir bacı, hiçbir kardeşi Zeynep'in Hüseyin'i sevdiği kadar sevmemiştir. Bu kadar bir sevgiyle ama sen onun doğrandığını seyredeceksin. Onun savaştığını yalnız aslanın çakal sürüsü arasında. 30.000 çakala karşı bir yaralı aslan. Lebbeyk ya Zeynep.